Astral seyahat. Yok. Mesela bazıları astral seyahate çıkıyor abi. Yani normal seyahatten farklı. Nasıl çıkıyorlar? Uyuyorlar. Uykularında bir rüya, dünya yaratıyorlar. İşte yok Amerika'ya gidiyorlar astral seyahat. Var böyle gerçekten. İnternetten araştırın bakın, bakalım. Bakın Malatya'da bir ara kaldım. Malatya'da bu dediğiniz işi bizzat gözümden gördüm. Nasıl? Adam yatıyor. Arap Dede diye bir yer var. Evet. Yatıyorlar. Böyle bir türbe gibi bir şey yapmışlar. Veyahut da müştemilat. Müştemilatın içine giriyorlar. Bildiğiniz yatak yorgan. Yüzlerce kadınlı erkekli. Uyuyorlar mı insanlar? Aynen onunla beraber sohbet etmek için, o yaşantıya gidebilmek için. Allah Allah. Grup, samimi söylüyorum ben, bana çok tuhaf geldi. Bakın Keman Barajı'nın kenarındadır. Malatyalı arkadaşlarımız muhakkak vardır. Arap Dede diye sorun. Bu Arap Dede bir de tuhaf. Türkiye'de belki 50 yerde Arap Dede türbesi var. Oradakinin özelliği neymiş Malatya'dakinin? Hiçbir özelliği yok. İşte bizim dede. Gibi insanlar. Dede. Dedenin biri. Hani... De, her şey olur. Bir de şey var ya mesela ona kaldıktan sonra Fenerbahçeliler mi Galatasaraylılar mı ne bir sene büyü yaptırmışlar bu. Bir tane keto mudur nedir o falcılar memiş memişe büyü yaptırmışlar. Böyle tuhaf. Tabii canım falcı memiş. Falcı memiş. Keto hani birbirlerini tamam, dövmüşlerdi doğru, ya. Doğru memiş. Top sahasının içerisine giriyorlar amcalar. Zihniyeti görür müsünüz? Saçmalık. Saçmalığın önde gideni. Ay çok ilginç ya gerçekten. Peki mesela Hindistan demişken, Hindistan'daki düşünürleri falan şey yapar mısınız arada, bakar mısınız? O Dalai Lama, Türkiye'ye de geldi biliyorsunuz. Dalai Lama. Dalai Lama mıydı? Neydi o kadının adı? Şişman böyle 300-500 kiloluk biri. Abi aman ya. Onu şey yapmayalım. Yok yapıp yapmama değil kızım bu işi. Kim o vallahi? Geldi Sivis Otel'de millet, bizim zengin sosyetemiz, para babaları. 300'er 500'er dolar ödediler onu dinlemek için. Diyelim ki astral seyahat yapıyorsun. Kedi olursun. Bak onu yapmış olsam nereye giderim biliyor musun? Nereye gidersiniz? Teknolojinin hiç olmadığı yerleri seçerim. Madagaskar mesela. Olabilir. Mesela veyahut da Avustralya'nın bu kabilelerin olduğu yer. Hmm. Benim en çok... Benim mesela bugün ne Eyfel Kulesi ilgimi çeker, ne Hamover'deki şeyler. Ne katedraller, ne bileyim insanlığın böyle daha az olduğu. İnsan eli değmemiş. Değmemiş. Hani vakir denilebilecek. Korkmaz mısınız ama ya? Çok korkunç olmaz mı oralar? Hiç kimse yok, doğayla gidip sadece. De şimdi şöyle. Ya yerliler var, sizi yemeye çalışırlar turistik yerliler gezi. Yahu. Ha turistik o açam, o anlamda düşünün. Yaşamak yani gidip de oraya yerleşme amacı değil. Mesela bir yere gidiyorsunuz. Bir ormana gittiğiniz zaman 3 saat, 5 saat çok güzel. Ama 6-7'ye geldiği zaman sıkılmaya başlıyor. Ne olacak? Hemen rüyayı kapatıyorsun. Öbür tarafa kapatıyorsun. Düğmeyi tamam, al. Tamam. Ofa getirince. Tamam. Çok aynen iyi. Öyle.